nehirleri Amuderya ve Sirdarya, Aral'ı besleyen kaynaklardı. Ancak geçen yüzyılda tarım arazilerindeki aşırı artış nedeniyle su Aral'a ulaşamayacak kadar azaldı. 1960'lara kadar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral'da o yıllardan itibaren su azalmaya başladı. Bir asır boyunca uygulanan yanlış su politikaları bölgede çölleşmeye neden oldu. Bundan yarım asır önce bu gördüğünüz gemi tüm Aral Gölü boyunca yüzerek balık avlıyordu ve buradan tutulan balıklar eski Sovyet ülkelerine ve tüm dünyaya ihraç ediliyordu. Aral Gölü'nün kuruması yıllardır dünya gündemini de meşgul ediyor. Gölün kuruyan 5,5 milyon hektarlık alanından yılda 75 milyon ton toz ve zararlı tuz rüzgarla birlikte dağılıyor. Uzmanlara göre Aral'daki tuz Norveç, Arktik bölgesine kadar ulaşıyor. Hem zararlı maddelerin taşınmasını önlemek hem de tabiatın canlanması için Aral Gölü'nde kuruyan alanlara ağaç dikiliyor. Bölgede tarımın önemli bir sektör olması ise su ihtiyacını daha da arttırıyor. Aral Gölü'nün kuruması karşısında çaresiz olan Özbekistan ise damla sulama sistemine yöneldi.